Ben Mahmut Çelik. 35 yıldır hayvan ticareti ve besicilik yapmaktayım. Malatya ilinde yaşıyorum. Malatya'da 2018 yılında tarım ve hayvancılıkta vergi birincisi oldum. Yani vergi rekortmanı oldum. İstanbul'a et toptan işi yapıyordum yıllardır. Vakıfın İnsan ve İrfan Vakfı'nın adamları geldiler, beni buldular. Benim 30 yıllık arkadaşım olan Sivaslı Cahit Demirel vasıtasıyla bunlarla tanıştık. Vakıf adına et işi yapacaklarını, 200 sene şehit ailesi çalıştıracaklarını, böyle bir projenin olduğunu, et işini de beraber yapmamızı istediler. Ben de bunların tanımadığım için güvence istedim. Yani kim nasıl olacak diye sordum. Beni önce Bakırköy Başsavcısı Zülkanı Bey, İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Terörle Şube Müdürü Kadir Bey, Asayiş Şube Müdürü Sinan Bey, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bey, beni bunların makamlarına götürdü. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de ayrı ayrı makamlarına götürerek toplantılar yaptık. İstanbul Sultanbeyli'de büyük bir restoran açtılar. Bu da şehit aileleri yemek yiyecek, çalışan işçiler diye. Beni restoranın başına koydular. Benim de Türkiye'de, beni Türkiye Cumhuriyeti beni tanır. Ben de hiç mekandan kırmaşmadan sağdaki soldaki besici arkadaşlarımı aradım. Herkes hayvanlarını bana itibar ettikleri için hayvanlarını kesti gönderdiler. Aşağı yukarı bunlara 600 ton et verdim. 8 milyar kadar bana ödeme yaptılar. Önce çeklerini, evraklarını ödediler. Sonra bir 15 milyon param kaldığında çeklerin günü geldi. Çeklerin günü geldiğinde ben de çekleri ödenmedi. Ödenmeyince ben şey yaptım. Dedim bu çekler niye ödenmiyor? Dediler ki hoca Mehmet Fatih Çıtlak Hoca Ümre'de. O Ümre'den gelsin, o ödeyecek. Fatih Hoca'yı Sebahattin Cinisli diye benim bir tanıdığım var, hocanın arkadaşı. Onu arattım. O sıkıntı yok, ticaretlerini yapsınlar. Ben geldiğimde bu çeki ödeyeceğim dedi. Bu şekilde bekledim. Çeklerin bir kısmını yazdırmadım. Geri kalan iki tane çeki kalmıştı, onları yazdırdım. Ondan sonra şikayette bulundum. Vakıfa gittim. Dedim ki hocanın yanına gittim. Hocam bunlar bu parayı ödemiyorlar. Hoca önce bunları tanımadığını, böyle bir şahısların vakıfta çalışmadığını, tanımadığını. Ben de hocam sizle görüştük, nasıl tanımıyorsunuz? Bunlar sizin adamlarınız. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın oğluyum diyor, Yusuf Aydın. Hamit Avcı, Fatih Çıtlak Hoca'dan sonra gelen vakıfın başkanı olduğunu söylüyor. Gittiğimiz devlet dairelerinden, savcının, emniyet müdürünün bunların makamında kapıda karşılandık. Bürokrattan giriyorduk. Polisler esas duruşa geçiyordu biz gittiğimiz zaman. Dedim hocam bak bunlar senin adamların. Sen niye ben tanımıyorum diyorsun. Ben mağdur oldum. Arkadaşlarımın hayvanını kestim verdim. Bu çekler ödenmiyor. Hoca bu sefer ben savcı beyi arayayım. Bir toplantı yapalım. Tabii sıkıştırdım hocayı. Sıkıştırınca ben de ses kaydı da var. Onunla görüştüğümüzden dahil ses kaydı da bende mevcut. BDDK Başkanı'nın yanında beraber fotoğraf çektirdik. Benim fotoğrafımı almadılar. O fotoğraflar da mevcut elimde. Bu para ödenmeyince toplantı yaptık. Fatih Çıtlak Hoca, Başsavcı Mehmet Ali Zülkanı Bey. Toplantı yaptık İstanbul'da. Mekanı bilmediğim bir mekanda toplantı yaptık. Toplantı yaptığımızda bunlar silahlı adam getirdiler 20-25 tane kadar. Ben savcıya söyledim. Savcı Bey bunlar bak silahlı adam getirmişler. Hem borçlular hem silahlı adam getirmişler. O da sana bir şey yapamazlar, ben buradayım gibisinden konuştu. Toplantı yaptık, dediler ki cuma günü, toplantı cuma günüydü. Salı günü ödeyeceklerini söylediler. Muhasebeciler hesabı yapsın, ödeyeceğiz kuruşuna kadar dediler. Restoranı teslim et, devrini ver gel dediler. Restoranı bunların ortaklığı olan Yaşar Eti, Eti'ye çağırdım teslim ettim. Yaşar Eti'de şahsi çeklerim vardı, müşteri çeklerim vardı, restoran karşılığında vermiştim. Onlar da salı günü vereceğini söyledi. Ne çeklerimi de vermediler. Şahsi çeklerimi, müşteri çeklerimi de vermediler. Bu şekilde salı günü olduğunda ben Savcı Bey'i aradım. Dedim Savcı Bey nerede toplanacağız? Savcı Bey ben hocayı arayayım sana döneyim dedi. Hocayı tekrar bana döndüğünde hoca elinde çeki var, senedi var, bildiği yere gitsin. Hamit Avcı'yı aradığında o da aynı şekilde elinde çeki var, evrağı var, bildiği yere gitsin. Tekrar ben Hamit Avcı'yı aradım. Aradığımda seni FETÖ'cü diye aldırırım. Karakolda kafana sıktırırım. Ben devletten çok güçlüyüm. Sen kim oluyorsun? Bizden para tahsil etmeye uğraşıyorsun. Siktir git diye bana hakaret etti. Bu şekilde.
savcılığa dilekçe verdim. Beni dolandırdılar diye. Savcı, 5 tane savcı değişti. 2 yıl oldu. 2017'nin 10. ayından bu tarafa dosyama hiçbir savcı el vurmadı. En son savcı şey yaptı. Daha ben Süleyman Soylu'nun yanına gittim. Devlet Bahçeli'nin yanına gittim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdım. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yazdım. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdım. Oradan istihbaratın adamları geldi, ifademi aldılar. Jandarma istihbarat ifademi aldı. MİT ifademi aldı. Bütün ifadeler tamamlandı. Benim dolandırılan ve benimle beraber çalışan arkadaşlarımın, bu olayla dahil olan kim varsa İstanbul organize hepsinin ifadelerini aldı. MİT hepsinin ifadelerini aldı. Dosya tamamlandı. Savcının masasında bekliyor. 2 yıldır. Savcı dosyaya el vurmuyor. Yanına gittiğimde ben işimi ne yapacağımı sana mı danışacağım? Beni siktir ediyor. Benim makamımda kabul etmedi. Kovdu beni. Devletin her tarafına yazdım. Borcum var. Ben bu ahırlarda 2000 tane, 3000 tane hayvan besliyordum. Ahırda 30 tane tavuk kalmış. 2 tane de köpek var. Başka hiçbir şeyim kalmadı. Ziraat Bankası'na 2000 lira borcum var. Ziraat Bankası yerlerimi haciz etti. Evlerimi, yerlerimi satıyor. Devleten bana kim sahip çıkacak? Sesimi duymadılar. 50 yere söyledim. Bunların organize bütün bilgilerini çıkartmış. Bunlarda eroin var, esrar var, silah kaçakçılığı var, adam yaralama, adam zehirleme, her şey mevcut bunlarda. Devlet bunları çağırıp hiçbir tanesine bir soru sormadı. Sen neredesin, gel ifadeye bile çağırmıyorlar. Benden davacı oluyorlar, benden davacı olmuşlar, parasını istiyor, bizi tehdit ediyor diye. Savcı onlar dilekçeyi verenden 3 gün sonra beni karakola çağırıyor. 10 yerde ifade verdim. Bu ülkede suçlu mu ifade veriyor, suçsuz mu anlamadım. Bana kim sahip çıkacak? Devlet nerede? Devletin her tarafı, bütün kolluk kuvvetlerine, bütün her tarafına yazdım. Kimseden ses seda yok. Bu nasıl olacak? Bunlarda silahlı eylem var, gasp var, çeklerimi gasp ettiler, paramı gasp ettiler. Hiçbir şekilde bana kimse sahip çıkmıyor. Ben ne yapacağımı saçtım kaldım. Nasıl bir yol izleyeceğim? Cumhurbaşkanına 4 sefer, hanımına 3 sefer, oğluna, Bilal Erdoğan'a 4 sefer. Bu görüşenleri yazdım. Vakıfın başına, vakıf Bilal Erdoğan'ın vakfı. Vakfın başındaki Mehmet Fatih Çıtlak, Bilal Erdoğan'ın hanımının dayısı. Bu vakıfın korkusundan, Bilal Erdoğan'ın korkusundan, hocanın korkusundan hiçbir savcı şeye el vurmuyor, dosyaya el vurmuyor. Bütün medya kanallarına konuştum ve konuşmamın hiçbirini korkusundan kimse vermedi. Bir Hürriyet gazetesi geldi, aldı, Hürriyet gazetesi yazdı, Malatya gazeteleri yazdı. Hiçbir şekilde devletten hiçbir bir tanesi ne beni çağırıyor ne de onlardan birini çağırıp ifadesini falan aldığı yok. Bunlar Türkiye'yi dolandıran adamlar. Ben bütün bilgileri vereceğim. Bütün o yaptığı işler bende, Türkiye'yi dolandırıyor bunlar. Kars'ı genç çiftçi projesinde 5000 hayvan. Tokatlı bir arkadaşımı 3 trilyon. Malatyalı gene bir arkadaşımı 3 trilyon. 15 trilyon benim param. Bunlar Türkiye'yi dolandıran insanlar. Devlet ne zaman bize sahip çıkacak? Nerede bu emniyet bütün ifadeler aldı, savcının masasının üzerinde duruyor. Bunlar yazdıkları çeklere anında ödememe karar alıyorlar. Arkasında bunu veren savcı, Antep'te bir savcıyla görüştüm. Beni aradı. Çeklerine ödememe kararı vermiş. Dedim savcı bey, bu adamın o 130 tane çekine ödememe kararı vermişsin. Allah'tan korkmuyor musun? Ya kanunda yeri var, nizamda yeri var. Sen de kaybettirsen gel sana yapacağım. Bunların arkasında çok büyük bir güç var. Devletin zaten makam mevkisindeki savcı, emniyet müdürleri, BDDK başkanı, tarım müdürü, il müdürünü güvendiğim için, bunlarla toplantı yaptık, güvendiğim için ben bu hayvanları bunlara verdim. Savcı bu devletin savcısını, emniyet müdürlerini, BDDK başkanı, tarım il müdürünün hiçbirinin ifadesini almamış. Dosyayı aldım, hiçbirinin ifadesi yok. En doğruyu söyleyecek onlar. Doğru ifadeyi verecek onlar. Onların ifadesini almıyor. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl gidişat? Biz ne yapacağız? Bu devleti kime sığınacağız? Kime şikayet yapacağız? Şikayet yapmadığım hiçbir yer kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Ona 4 sefer mektup verdim. 4 sefer yazdım. Oradaki bu bütün yanına gitti, konuştular. Dış danışmanlarını devreye koyduk. Devreye koymadığım adam kalmadı. Hiçbir şekilde bizden muhatap olan yok. Dosyaya bakan yok. 2 yıldır dosya savcının üstünde duruyor. Yüksek Hakimler Savcılar Kurulu'na da yazdım. Orasına yazıyı savcının dosyasına koymuş, yine bekliyor da. Bu nasıl olacak? Bize kim sahip çıkacak? Bu insanların kanunemi, bu vampirler. Bunlar çok kalabalık biriler. Yıllardır Türkiye'yi dolandırıyorlar. Eğer beni bir gün devletin bir tane kolluk kuvvetlerinden biri gelir, benim elimden tutarsa bunların dolandırdığı tüm insanları çıkaracağım.
Getireceğim, kimse korkusundan şikayetçi olmuyor. Ankara'da iki tane mühendisi dolandırmış. 5 trilyon 2013 yılında adamlara sıkmışlar. Adamlar korkusundan sesini çıkaramıyor. Korkarak nereye kadar yaşayacağız? Devletin her tarafına yazdım. Bütün medya kanallarına konuştum. Hiçbir kanal benim konuşmamı korkusundan vermiyor. Kasap amca vurgunu diye geçti. Başka bir şey yok. Beni dolandırırken devletin adamlarının kullanarak beni dolandırdılar. Bana sahip çıksınlar. Gelsin benim ifademi alsınlar. Bu şebekenin arkasında kim varsa hepsini tek tek söyleyeceğim. İçinde kim var, arkasında ne kadar güç olduğunu biliyorum. Bunlar hepsi gayrimeşru koşturan adamlar. Bir tane Diyarbakır Liceli Yaşar Eti var. 6 sefer eroinden yakalanmış. Hamit Avcı zehirleme, adam zehirleme, sahte evrak, silahlı çete kurmak, her şey var. Devletin savcısı, hakim, emniyet müdürü, bunların ifadeleri alındığı zaman her şey ortaya çıkacak. Ama korkusundan kimse bunların ifadesini almıyor. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl hukuk? Nerede hukuk? Bu devlet zalimin yanında mı, mazlumun yanında mı? Ben 1 milyon nüfuslu yerde vergi birincisi olmuşum. Bütün kazandığımı yıllardır devlete götürdüm, yatırdım. Bana eğer bu devlet bana sahip çıkmıyorsa fakir fukaranın hepsi ölmüştür. Hep ölmüştür. 1 milyon nüfuslu yerde yıllık cirom 30 trilyon. 35 senedir bu işi yapıyorum. Ziraat bankaları da hortumlamadım. Bütün bankaya borcum 2000 lira. Bütün yerlerim ipotek vermişim. Yerlerimi banka icrayla satıyor. Kim bize sahip çıkacak? Sesimi duyan bir devlet, helal süt emmiş bir devlet başında olan bir insan istiyorum. Beni çağırsın, ifademi alsın. Bu şebekenin arkasında kim var kim yok hepsini çıkaracağım tek tek. Allah'tan başka da kimseden korkmuyorum. Benim de kendime göre arkamda bir gücüm var. Sonuna kadar savaşacağım. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bırakmam bu işin peşini. Bu ülkeyi Bilal Erdoğan mı yönetiyor? Bilal Erdoğan'a 4 sefer yazdım. Anasına yazdım, babasına yazdım, 4 sefer yazdım, Türkiye'ye yazdım. Bir gün bana bir cevap vermedi. Niye beni çağırmadı? Madem bunlar vakıfın adamı değilse ben niye çağırmadı Bilal Erdoğan? Gel kardeşim, senin derdinden niye demedi? Bu ülkeyi Bilal Erdoğan mı yönetiyor? Ölümden başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Son ölüm. Namussuzca yaşayacağımıza namuslu olarak ölmek istiyorum. Bu sesimi duy, devletin her tarafı duysun. Tayyip Erdoğan beni duysun. Tayyip Erdoğan'a 4 sefer mektup yazdım. Bu sana vereceğim çok önemli bilgiler var. Bunlar fakir fıkaranın kanını emiyor dedim. Annesine yazdım. Birisi Cumhurbaşkanı'nın oğluyum diyor. Bu Cumhurbaşkanı Öbey oğluyum diyor. Yusuf Aydın gittiği yerde devlet dairelerinden, bürokrattan giriyor. Polisi tokatlıyor. Kim bunlar? Bu devleti 4 tane çakkalın eline mi kaldı bu ülke? Söyleyeceklerim bu kadar. Devletin içinde helal süt emmiş birisini benim çağırıp beni sorgulamasını istiyorum. Bu şebekeyi çökerteceğim. Ölümden başka da bir şeyden korkmuyorum. 12 yıldır da AK Parti'nin delegesiyim. Vermez olaydım, kolum kırılaydı. 35 yıl MHP'ye çalıştım. Ona da kolum kırılaydı, ona da vermeyeydim. Devlet Bahçeli'ye defalarca yazdım, beni bir gün çağırıp ifademi, beni şey almadı. 40 yıldır beni tanır. Türkiye Cumhuriyeti beni tanır. Kars Borsa Başkanı İsmet Çelik de tanır. İstanbul Borsa Başkanı Ali Kopuz da beni tanır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardır ticaret yaptım. Borçlarımı ödeyemiyorum. Adana, Hatay, Malatya, Elbistan illerindeki 30 yıldır çalıştığım arkadaşlarımı mağdur ettim. Bunların parasını ödeyemedim. Nerede bu devlet? Hukuk var diyor, bu hukuk nerede? 2 yıldır birinde bir tabanca var desem 300 tane polis geliyor. 50 sefer dilekçe verdim. İstanbul'un göbeğinde savcının yanında keleşli silahlı adam dolandırıyorlar. 10-20 tane şahit var. 30 kişinin ifadesi alındı. Bu devlet ne zaman bize sahip çıkacak? Kimden talimat bekliyor bunlar? Talimatıyla bu iş olmaz. Bu ülke bu talimatla yürümez. Nerede İncelis orada kırılsın, sonuna kadar savaşacağım. Söyleyeceklerim bu kadar.